Başlıyor muyuz? Peki. Değerli basın mensupları, hafta sonu 1 milyondan fazla gencimiz LGS sınavına katıldı. Bu sınavın kazananları olacak ama kaybedenleri yok. Gençlerimiz geleceğimiz, onların gelecek kaygısı taşımadan özgürce yaşayacakları, üretecekleri, kazanacakları, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülkede yaşayabilmeleri için çalışmaya kararlıyız. Değerli basın mensupları, dün Dünya Çevre Günü'ydü. Bu hafta da Çevre Haftası. Milletimizin Çevre Günü'nü ve Çevre Haftası'nı kutluyoruz. Doların yeşilini çevrenin yeşiline tercih eden yöneticiler tarafından mavinin, yeşilin rant uğruna acımasızca talan edildiği, ettirildiği bir 20 yılı geride bırakıyoruz. Son 20 yılda sel, müsilaj gibi birçok felaketi yaşadık. 170 bin hektarlık orman alanı gözlerimizin önünde yandı, kül oldu. Biz yaşadığımız dünyayı gelecek nesillerden ödünç aldığımızın farkındayız. Onlara yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar bu ekosistemin bir parçası. Sağlıklı bir ekosistem henüz doğmamış olan nesillerin de hakkıdır. Sürdürülebilir yaşam anlayışı ışığında bu hakkı anayasal güvence altına alacağız. Çevre talanını durduracağız. Ve AK Parti yönetiminin verdiği zararları hızla telafi edeceğiz. Değerli basın mensupları, hep söylüyoruz. Bir memleket ya ilimle ya da zulümle yönetilir. Sarayın ilimden nasibini almadığı ortada. Hükümet bilimden ve akıldan koptukça faturası milletimize, hepimize çıkıyor. Saray ekonomi bilimini yok saydı. Faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Enflasyonu bilerek, isteyerek hortlattı. Biz bunu defalarca söyledik. Bugün saray medyasına mensup bir köşe yazarı Nebati Bakan'ın da partisinin kampında biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar, çarklar dönüyor diyerek enflasyonu hükümetin hortlattığını itiraf etmiş. Yazar da bunu aktarmış. Bakan hükümetin zengine çalıştığını da bu söyledikleriyle ikrar ediyor. Ben buradan söyleyeyim. Enflasyonla sürdürülebilir büyüme olmaz. Bu her zaman istikrarsızlıkla sonuçlanır. Bunu ülkemiz defalarca tecrübe etmiştir, sonu da hep hüsran olmuştur. Aslında bu modelle daha işin başında gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklendiği bellidir. Saray talimatla tabela faizini indirtmeden önce %20'nin altında olan yıllık enflasyon 9 ayda neredeyse 4'e katlanmıştır. %73,5'a çıkmıştır. Sarayın bu tercihi sayesinde Türkiye dünyada en yüksek üretici enflasyonuna sahip ülke olmuştur. Nebati Bakan bu toplantıda yıl sonunda enflasyon %48-49, gelecek sene sonunda ise %19,9 olacak da demiş. Ne oldu? Hani 2023 seçimlerine giderken enflasyon tek haneye düşecekti? Bunlar anlaşılan hiçbir taahhütlerini yerine getirme takatine artık sahip değiller. Sarayın kibirlisi enflasyon ve işsizliğin toplamından oluşan sefalet endeksinde ülkemizi açık ara G20'nin sefalet şampiyonu yaptı. Sefalette iflas bayrağını çeken Arjantin'e 20 puan, Güney Afrika'ya 45 puan, Brezilya'ya da 62 puan fark attık. Ülke olarak sadece hayat pahalılığını değil, artık açlığı ve yokluğu konuşur olduk. Dünyada gıda enflasyonu Ukrayna-Rusya savaşının ardından Mart ayında %34'e çıktı. Ama takip eden 2 ayda 10 puan birden geriledi. Bizde ise aynı dönemde gıda fiyatları roket hızıyla yukarı gitmeye devam etti. Nisan ayında tek bir ayda 20 puan artışla %90'a fırladı. Mayıs ayında da %93'ü aştı. Sarayın kibirlisi bu fiyat artışları dünyadan ve bazı piyasa aktörlerinin fırsatçılığından kaynaklanıyor demiş yine bu Kızılcahamam'daki toplantıda.
Şimdi Mayıs ayı itibariyle dünyada gıda enflasyonu %23. Türkiye'de kaç? %93. Bugün Türkiye'de gıda fiyatlarındaki her 4 liralık artışın sadece 1 liralık kısmı dünyadaki gelişmelerden, kalan 3 liralık kısmı ise sarayın kibirinden ve beceriksizliğinden. Sarayın kendi aklını beğenmişliğinin sonucunda paramızı pul etmesinden kaynaklanıyor bu enflasyon. Mayıs ayında da zam yağmurları sel oldu. Milletimizi perişan etti. Kahveye zam, şekere zam, çaya öyle böyle değil, tek seferde %44 zam, içkiye zam, sigaraya zam, internete zam. Mayıs ayının son gecesi millet uykudayken elektriğe zam, doğalgaza zam, arabası olanın zorunlu trafik sigortasına da zam. Vatandaşlarımız artık arabasına sigorta yaptıramıyor. Trafikte olan her araçtan biri sigortasız. Aslında millet arabasının kontağını da çeviremiyor. Son bir ayda benzin fiyatı %18, mazot fiyatı %29 arttı. Benzin de mazot da hızla 30 liraya koşuyor. Dizel arabanın deposunu doldurmanın maliyeti tek bir ayda 325 lira birden artmış. Artık arabasının deposunu fulleyebilen kalmadı. 50 liralık benzinle artık benzin ışığı sönmüyor. Son bir yılda Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'ndekinin 5 katı. Kalkınma için ekonomik işbirliği teşkilatı içinde Türkiye enerji enflasyonu şampiyonu. Ama sorarsanız saray gıda fiyatlarında olduğu gibi enerji fiyatlarındaki artışın sebebi de biz değiliz, dünyada arttı diye ahkam kesiyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın esas sebebi sarayın paramızı pul eden kerameti kendinden menkul yanlış politikalarıdır. Bu sıralar havuz gazetelerine Temmuz'da maaşlar şöyle zamlanacak, böyle zamlanacak diye haberler yazdırıyorlar. Dün de baktım, sarayın kibirlisi de benzer laflar etti. İnsaf, bu kadar mı acize düştünüz? Yasalara göre, toplu sözleşmeye göre vermeye mecbur olduğunuz enflasyon farkını sarayın lütfu gibi göstermek nasıl bir akıldır? Aslında bu laflar bu ülkede alın teri dökenlerin, emeklilerin yılın ilk yarısında TÜİK'in ağır makyajlı rakamlarıyla bile enflasyona nasıl ezdirildiğinin açık bir itirafıdır. Bu yılın ilk yarısı için memura, emekliye verilen zam daha Ocak ayında eriyip gitmiştir. 5 ay boyunca memuru da emeklisi de enflasyona ezdirilmiştir. Sarayın ilk 5 ayda sebep olduğu enflasyon %36. Hükümetin azdırdığı enflasyonun altında sadece memur ve emekli değil, asgari ücretle maaş alanlar başta olmak üzere tüm çalışanlar ezildi. Asgari ücret Ocak ayından sonra açlık sınırının altına indi. Bunların hepsini telafi etmek zorundasınız. Bir de 3600 ek göstergenin esaslarını bu akşam açıklayacaklarmış. Esası falan bıraksınlar. Bunun sözünü 4 yıl önce seçim meydanlarında verdiler. Artık 3600'ün o aslını bir an önce memurlarımıza verin. TÜİK'in rakamları ağır makyajlı, vatandaşlarımızın yaşadığı hayat pahalılığının yarısını bile göstermiyor. Aslında bu rakamların üzerinde kapkara bir gölge var. Saray ve şürekası ise hayat pahalılığına karşı önlem almak yerine istatistiklerle millete yalan söylemeyi tercih ediyor. Kendilerinin hortlattığı enflasyon canavarını milletten gizlemek için, saklamak için türlü oyunlara başvuruyorlar. Bugüne kadar bu oyunlar sökmedi. Ama son birkaç haftada artık bu rezalet ayyuka çıktı. Önce TÜİK'in Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı değişti. Ardından enflasyon verilerinde veri kalitesinin kontrolünü sağlayan ve yıllardır her ay açıklanan madde sepeti ve ortalama madde fiyatı verileri yayımlanmamaya başladı. Biz bu açıkladıkları fiyatlarla mal satan marketleri merak ederken vatandaşlarımız da gitsin oralardan alışveriş yapsın derken şimdi artık fiyatları da yayınlamayacaklar.
Hükümet diyor ki TÜİK ne derse onu kabul edeceksiniz. Ardından TÜİK'te tüketici fiyatları grup başkanının ipi çekildi. En son bu işleri vekaletle götüren TÜİK'in bölge müdürlerinin de asaleten ataması yapıldı. Sonuç, piyasa beklentilerinin yarısı kadar aylık enflasyon, bağımsız araştırmacıların bulduğunun yarısının altında bir yıllık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. Bu açıklamanın ardından TÜİK'e bu sefer bu işleri Avrupa'ya uyum içinde yaptık. Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yaptık. Şeffaflık için yaptık diye açıklama yaptırdılar. Sevsinler sizin şeffaflığınızı, bu yaptıklarınızla rezaletin çıtasını Everest'in tepesine çaktınız. Ülkenin güvene en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde güveni bir kez daha kendi siyasi ikbaliniz için talan ettiniz. Buradan söylüyoruz. Mart ayından itibaren bu istatistiklere imza atan TÜİK yöneticileri hazır olsun. Emeklinin, dulun, yetimin, memurların, işçilerin maaş ve ücretlerini yalanla talan etmekten yasalar önünde hesap verecekler. Hortlattığı enflasyonla milletin sırtına çullanan sarayda memurları verilerle alenen ve pervasızca oynamaya zorlayarak insanların maaşlarını, aylıklarını, ücretlerini talan etmenin, kul hakkı yemenin hesabını önce sandıkta verecek. Bu rezalet kesinlikle kabul edilemez. Yunanistan'da, Arjantin'de verilerle oynamanın hazin sonucu da verilerle oynayan siyasilerin bunlarla işbirliği yapan devlet yetkililerinin hazin sonları da ortadadır. Devletin verileriyle oynamanın başka faturaları da vardır. Verilerle oynamak hazinenin borçlanmasını pahalılaştırır, zorlaştırır. Bugün iç borçlanmamızın, borçlarımızın üçte birini enflasyona endeksli kağıtlar oluşturuyor. Verilerle oynadıkça hem içeriden hem de dışarıdan borç bulmak giderek zorlaşıyor, pahalılanıyor. Devletin açıkladığı verilere güven bittikçe risk algısı artıyor. Risk algısı arttıkça faizler artıyor. Borçlanmanın maliyeti her gün biraz daha yükseliyor. Değerli basın mensupları, esnaf pandemi döneminde aldığı borcu hala ödeyemedi. Arşu alaya çıkan elektrik, su, gaz faturalarını da ödeyemiyor. Esnafımız ne kadar dayanabilirim diye gün sayıyor. Genç çiftler artık ev masraflarını karşılayamadığı için analarının, babalarının evlerine taşınıyor. Millet borcunu ödeyemiyor. İcra dairelerindeki dosya sayısı son bir yılda 1.468.000 artışla 23.558.000 olmuş. Çiftçilerimizin sadece bankalarda takibe düşen kredileri 4 milyar lirayı bulmuş. Milletin dertlerine gözleri kapalı, kulağı sağır, kalbi mühürlü bu hükümet faiz lobilerine de gayet şefkatli. Faiz lobileri abat olmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 4 ayında bankaların verdikleri kredilerden kazandığı faiz geliri önceki yılın aynı dönemine göre %60 artmış. 200 milyar lirayı geçmiş. Bankaların takipteki alacaklardan elde ettiği faiz geliri ise ikiye katlanmış. Bankaların mevduat sahibine verdiği faizin çoğu milletin hazinesinden ödeniyor. Ama kredi faizleri artmaya devam ediyor. Aynı dönemde bütçeden yapılan faiz harcamaları da %54 artışta 100 milyar lirayı aşmış. Faiz lobileri bu hükümeti sevmesin de kimleri sevsin. Vatandaşına zalim bu hükümet sadece faiz lobilerinin değil, saraya yandaş müteahhitlerin de sevgilisi. Bir kuruş vermeden yaptırdık dedikleri döviz garantili projeler için bu yıl ilk 4 ayda ödediğimiz para 9,5 milyar lira. Hafta sonunda ortaya çıktı ki İstanbul'da yeni havalimanı ihalesini kazanan Beşli Çete'ye 25 yıl boyunca İstanbul'a yeni havalimanı yapılmayacak, Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçuş yapılmayacak garantisi verilmiş. Anlaşılan şimdi İstanbul Havalimanı'nı satmayı düşündükleri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, sizin garantiniz yetmez, siz gidicisiniz,
Atatürk Havalimanı'nı yıkmazsanız yeni gelen iktidar bu israfa razı olmaz, biz de bunları almayız demişler. Sarayın gider ayak Atatürk Havalimanı'na neden kıydığı, pistlerin paldır küldür neden kırıldığı ortaya çıktı. Çevrecilik ağaç bahane. Vatandaşa verilen garantilerse, yandaşa verilen garantilerse şahane. Biz yine de söyleyelim, geliyor gelmekte olan CHP iktidarında tüm kamu özel işbirliği projelerini masaya yatıracağız. Yapılan işleri, verilen paraları, verilen garantileri hepsini gün ışığına çıkaracağız. Anlaştık. Anlaşamadık, bu projelerin işletme haklarını maliyet artı makul kar üzerinden belirleyip devlete geri alacağız. Değerli basın mensupları, görevinin sonuna gelen sarayın kibirlisi artık seçilemeyeceğini anladı. Ve yazgısının sonuna gelen bir otokrata yakışır şekilde şirazesinden çıktı. Kibiri zirve yaptı. Dün her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Her kim AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı kötülüyorsa aslında Türkiye'yi hedef alıyor demektir dedi. İşte milleti kalansız bölme tam da budur. Bu ne kibir? Milletimizin huzuruna, sarayınızdaki dev aynalarına bakıp mı çıkıyorsunuz? Buradan söyleyelim. Türkiye birden büyüktür. Bu millet de sizden çok çok büyüktür. Ama milleti unutanların, halini görmeyenlerin, sesini duymayanların bunu idrak etmesi mümkün değildir. Siz devlet falan değilsiniz. Milletin iradesiyle gelip giden pek çok hükümet gibi siz de gideceksiniz. Milletin oyuyla geldiniz, milletin oyuyla da gideceksiniz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Şu ayaklarınız artık yere bir değsin. Değerli basın mensupları, AK Parti Genel Başkanı partisinin kampında 128 milyar doları ne yaptıklarını kamuoyuyla paylaştıklarını söylemiş. El insaf. 128 milyarın doların buharlaştırıldığı ilk ortaya çıktığında ne demiştiniz? Para Merkez Bankası kasasında kaybolan hiçbir şey yok. Bunu kim söyledi? Sonra ardından çıkıp finansal dalgalanma yaratmak isteyenlere karşı kullandık diyen kim? Türkiye'nin 128 milyar dolar satılabilir döviz rezervi hiç olmadı diyen saray şürekasını nereye koyacağız? Ya da bir protokol dahilinde bu dövizleri 2017'den itibaren sattık diyen Merkez Bankası Başkanı'na ne demeli? Şimdi biz bunlardan hangisinin doğru olduğuna inanalım? Hangi söze itibar edelim? Merak etmesinler, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 128 milyar doların ne zaman, kimlere ve kaça satıldığını ve bu peşkeşin sorumlularını tek tek milletimize açıklayacağız. Değerli basın mensupları, bu hükümet artık bitmiş, metal yorgunu. Milletle irtibatı kesilmiş. Gençleri festival diye aldatarak, muhtarları bürokratlarla tanıştıracağız diyerek, parti toplantılarına cebren ve hileyle getiriyorlar. Saray kabinesinde onca bakan var ama milletin halini gören yok. Emekliyi, emekçiyi, esnafı, çiftçiyi görmüyorlar. Bu kürsüden 3 hafta önce buğdayda hasat başladı, taban fiyatı açıklayın 7,5 liranın altındaki fiyat çiftçiyi kurtarmaz diye çağrıda bulunmuştuk. Dün çıktılar buğday için 6 lira fiyat açıkladılar. Şimdi geçen yıl açıklanan buğday alım fiyatıyla çiftçilerimiz 1 ton buğday satıyorlardı, 367 litre mazot alıyorlardı. Bu yıl açıkladıkları bu fiyatta ancak 252 litre mazot alabiliyorlar. Kayıp o da bugün. Yarın zam gelirse değişecek. Kayıp 115 litre. Uluslararası piyasada buğdayın tonu 390 dolarla 440 dolar arasında. Çiftçinin önümüzdeki senede tarlasını ekebilmesi için buğdayda prim 1000 liradan en az 2000 liraya çıkarılmalı ve bu primler hemen ödenmelidir. Prim sadece toprak mahsulleri ofisine mal satanlara değil, tüm üreticilere ödenmelidir. Kuru tarım yapılan ve verimin düşük olduğu yerler dikkate alınarak kademeli prim sistemine derhal geçilmelidir. Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri olan borçlarının geri ödemesine Eylül'de değil Kasım ayında başlanmalıdır.
değerli basın mensupları. Saray milletimizi birbirine düşürmek için Gezi eylemcilerine olmadık iftiralar attı. Sonunda da Gezi olmasaydı milli gelirimiz 1,5 trilyon dolar olurdu diyerek kendi beceriksizliklerinin faturasını Gezi'ye yıkmaya kalktılar. Yani oynamayı bilmeyen damat gelin yerim dar dermiş. Öyle olmasa böyle olurdu diye devlet yönetilmez. Biz söyleyelim. Gezi eylemleri değil ama sizin kibriniz olmasa bu ülkenin milli geliri 2023'te en az 2 trilyon dolar olurdu. Ama şimdi yarısının bile altında. Türkiye'nin doğru bir yönetimle rahat rahat yakalayacağı ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi tek kişilik rejim sayesinde hayal oldu. Bırakın ilk 10 ekonomi arasına girmeyi, 4 yılda Türkiye ilk 20 ekonomi liginden düştü. Her şeyi batırdılar. Tutunacak dalları kalmadı. Şimdi 10 parmaklarında 10 kara her yere bulaştırmaya kalkıyorlar. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal devşirmeye çalışıyorlar. Değerli basın mensupları, millete yaşattığı hayat pahalılığını, işsizliği, yokluğu artık gizleyemeyen saray, Gezi direnişini her derdine devam etmeye çalışıyor. Oturduğu koltuğa yakışmayan işler yapıyor. Gezi ile ilgili çeşitli iftiralar sıraladı, olmadı, yetmedi. Şimdi milletimize küfretmeye başladı. O da yetmedi, ettiği küfre milletimizi de ortak etmeye kalktı. Böylesi Türk siyaset tarihinde ne görüldü ne de duyuldu. Erdoğan'ın bizim burada tekrardan hicap duyacağımız sözleri bu milletin, bu toprakların sözleri değildir. Bu millet edep ve adap unutulmasın diye tekkeye, türbeye, dükkana, kahveye edep yahu levhaları asan bir millet. Bu milletin dili de, gönlü de Anadolu erenlerinin diliyle yorulmuştur. Mevlana, Hacı Bektaş, Hacı Bayram ocaklarında kemalata ulaşmıştır. Bu ülke Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir diyen kurucu babaların elinde yükselmiştir. Erdoğan'ın sözleri ne bu topraklarda yoğrulmuş ne bu memleketin ocağında pişmiştir. Erdoğan'ın sözlerinin milletimizle tek irtibatı atalarımızın kabın içinde ne varsa dışına o sızlar sözlerinin ispatlanmasına vesile olmasıdır. Milletimiz kendini bölen, kendine küfür eden, partizan bir cumhurbaşkanı değil, tarafsız, milletini kucaklayan bir cumhurbaşkanı istemekte, bunu özlemektedir. İlk seçimde de bu özlem bitecektir. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ön teker nereye, arka teker oraya. Cumhurbaşkanı millete alenen küfür edince, MKYK üyesi de iyice azıtıyor. Şoförleri, adamları çocukların kavgasının arasına dalıyor. 15-16 yaşlarındaki gençleri dövüyorlar. Kendisi böyle, örgütü böyle, parti yönetimi böyle, değerli basın mensupları. Bugün son olarak dış politikada yaşanan bazı gelişmeler hakkında Merkez Yönetim Kurulumuzun değerlendirmelerini paylaşacağım. Saray tarafından yapılan açıklamada Suriye'ye sınır ötesi bir operasyon yapılacağı ifade edildi. Biz Türkiye'nin güvenliği için doğru şekilde atılacak her adımın yanında oluruz. Ancak Türkiye sınır ötesi operasyonları ilk defa yapmıyor. Sınır ötesi operasyon böyle randevu vererek, yer göstererek, davul zurnayla duyurularak yapılmaz. Kıbrıs'ta olduğu gibi bir gece ansızın gelinir. Yapılacak bir operasyon haftalar öncesinden ilan ediliyorsa, karşındaki tankını, topunu sınırına yığar, teröristler tertipatını alır. Zaten bölgeden de gelen haberler işlerin böyle olduğunu söylüyor. 3-5 oy devşirmek için yapılan bu fırsatçılık askerimizin hayatını tehlikeye atıyor. Biz askerimizin ayağına taş değsin istemeyiz. Bir diğer husus ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği. İttifakın güçlenmesi hepimizin yararınadır. Savunmamızı kolaylaştırır. Ancak Türkiye müttefikimiz olacak İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele konusundaki taleplerinde de haklıdır.
Ülkemiz bu süreçten diplomasiyi etkin şekilde kullanarak terörü kalıcı ve kesin bir biçimde bitirecek bir çözümle çıkmasını bilmelidir. Bu tabii ki Dışişleri Bakanlığı'nın tecrübeli diplomatlarını dışlayarak, hamaset yaparak, buradan iç politikaya oy devşirmeye kalkışarak olmaz. Bundan sonuç alınmaz. Bugüne kadar da bundan bir sonuç alınmadığını hep gördük. Diplomatik nezaket içinde iç siyasete alet edilmeden bu sürecin götürülmesi gereken bu süreç, sadece Finlandiya'ya SİHA satarak, sadece birkaç teröristi geri alma anlaşması yaparak sonuçlanmamalıdır. Türkiye'nin vizyonu bundan çok daha geniş olmalıdır. Bir güvenlik örgütü olan NATO'ya, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği müzakere edilirken bu konunun Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesinde ele alınması, özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik yapılandırmalarındaki yeri mutlaka masada olmalıdır, tartışılmalıdır. Bu dış güvenlik endişelerinin kalıcı bir biçimde giderilmesine de katkıda bulunacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu şöyle. Dün yaptığınız açıklamada HDP isterse kritik bakanlıklar verecek misiniz sorusuna net bir yanıt vermediğiniz yönünde eleştiriler oldu. HDP'nin bu tarz taleplerine ne yanıt vereceksiniz? Altılı masanın kimlerden oluştuğu bellidir. Bu soruyu sorduranların çabaları da beyhudedir. Efendim, bir diğer soru da Voice of America'dan Yıldız Yazıcıoğlu tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. Mehmet Sevigen'in MİT tırları dosyasıyla ilgili açıklamalar nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine soruşturma süreciyle fezleke oluşturulacağı ve bunun seçim öncesine yönelik bir hamle olduğu iddiasını siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi bu açıklamayı da yapanı da aslında ciddiye almıyoruz. Ama bu iddialar daha önce de dillendirilmişti. Genel Başkanımız bu iddiaları dile getiren gazeteye 1 liralık tazminat davası açtı. Şimdi bu davadan kazandığı 1 lira da Genel Başkanımızın genel merkezimizdeki odasında bir plaket içinde duvarda durmaktadır. Bu hükümet seçim satı mahalline girdikçe muhalefeti yıldırmak için dava üstüne dava açıyor. Fezleke üstüne fezleke gönderiyor. Buradan bir kere daha ifade edeyim. Biz Kuvayi Milliye'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukukun Partisi'yiz. Genlerimizde bu var. Biz yedi düvelden korkmamışız. Bunların açtığı davalardan, gönderdikleri fezlekelerden mi korkacağız, yılacağız? Demirden korksak trene binmezdik. Efendim, bir soru da Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele yasasında değişik önerisiyle yumuşama mesajı verdiği söyleniyor. Bu yumuşamanın amaç ve kapsamı ne olacak? Genel Başkanımız bu konuda en başından beri nerede duruyorsa şimdi de orada duruyor. Biz teröre sonuna kadar karşıyız. Ama kimsenin düşüncesini ifade ettiği için terörist olmakla suçlanmasını da kabul etmiyoruz. Ben teşekkür ederim.